Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Değerli takipçilerimizi sorarsanız biziz. Arkadaşlar ben çok hastayım, köyde hasta oldum. Eve geldim, aslında daha geç gelecektim ben, 15 tatil bitene kadar gelecektim. Yani bitince gelecektim hani. Hafta sonu gelecektim ama hastalanınca daha erken gelmek zorunda kaldım. Orada çok soğuktu hava arkadaşlar, ondan dolayı öksürük bir yandan, burun akıntısı bir yandan, baş ağrısı bir yandan. Onun için orada duramadım. Orada acil de yok. Köyümüzü gördünüz zaten, yukarıdan gösterdik. Orada acil de yok. Acil olmadığı için hastane çok uzakta. Bir sağlık ocağı var. Sağlık ocağında da gitmek istemedim. Buraya geldim artık yani. Trenle geldik hani. Trenle geldikten sonra artık trende bile hani hiç halim yoktu, gelir gelmez eliniz artık bir şeyler atıştırdık, hemen eşim beni acile götürdü. Acilde şunun altını kız kızım. Acilde doktor sordu, aşın var mı diye. O ceketini düzgün giy. Acilde doktor sordu, aşın var mı diye. Ben de aşım yok deyince hemen teste gönderdi. Ben dedim hani ben korona değilim dedim yani. Abla dedi belli olmaz dedi. Onun için yine de test yaptırdık. Neyse benim testim de çok zor geçiyor zaten. Adamın elini ayağını tutuyorum böyle bağıra bağıra. Neyse testi yaptırdık arkadaşlar. Testim çok şükür negatif çıktı. Temiz yani. Çünkü ben virüs olmadığımı biliyordum. Hani çünkü tat alıyordum, koku alıyordum. Vücudumda ağrı yoktu. Sadece başım ağrıyordu. Burnum akıyordu. Bir de hafif öksürük vardı. Doktor zaten boğazıma baktıktan sonrasında hani şey oldu, aşın var mı dedi, boğazım biraz tahrişi olmuş öksürmekten dolayı. Hep gıcık yapıyor, ben de bir tane ağzıma sakız attım hani, gıcı belki önler diye de pek de şey yapmadı, fayda etmedi. Şimdi arkadaşlar bugün bu videom bir gün geç gelecek. Bugün 3 ayların başlangıcı inşallah. Eşim oruç başladı, ben Rümeysa'da bilmediği için tutamadı. Ben bilerek tutmadım çünkü ilaç kullanıyorum. Boğazım devamlı gıcık yaptığı için yudum yudum ılık yudum su almak zorunda kalıyorum. Çocuklar da unuttular, babaları söylemediği için unuttular. Şimdi arkadaşlar mantı yapacağım. Mantımı annemden yaptıydım zaten biliyorsunuz. Bu mantı yoğurtlu çorbasını yapacağım. Soğuk havada iyi gider. Burada bir kase nohutum var, dolaptan çıkarttım, hatta buz bile tutmuş. Burada biraz yoğurdum var. Şimdi bu yoğurdun içine bir tane yumurta, az bir şey, 2 kaşık da un koyacağım arkadaşlar. Dolapta yaptığımız içli köfteden vardı, onları çıkarttım. Onu kızartacağım. Ezanın şu anda 40 dakika var arkadaşlar. Eşimin telefonu öttü, ben ondan biliyorum. Arkadaşlar şimdi ilk önce şu şeyi atalım. 3 aylarımız da mübarek olsun buradan. Regaip kandilimiz de mübarek olsun. Yeter mi neyse. Al şunu at buzla. Al şunu at buzla. Bu biraz suyunda kaynasın, kendini çözsün arkadaşlar. Çözdükten sonrasında yoğurdunu dökelim. Ben şimdi burnum akıyor bir yandan. Boğazım ağrıyor, gıcık yapıyor bir yandan. Sabah Rümeysa kahvaltıya hazırla. Şöyle 2 kaşık göz kararı atıyorum arkadaşlar. Sabah Rümeysa kahvaltıya hazırladı. Benim halim yok. Dikinden beri Rümeysa hazırlıyor. Babasına diyor ki, baba diyor, gel yemek ye. O da diyor ben orucum kızım. O zaman daha Rümeysa çakmıyor tabii ki. Ben de diyorum ki ne kızım diyorum, işte 3 ayların başlangıcı ya diyorum, akşam diyorum biraz diyorum Kur'an oku diyorum. Niye söylemiyorsunuz diye. Daha Rümeysa bize şey yapıyor, söylemedin diye. Ben niye geldim? Sen mi? Sen şey için geldin. Şunu karıştırmak için. Ne? Şunu. Bir tane de yumurta kırdım arkadaşlar. Ben karıştırayım. Dur kızım, şeyini şey yapayım, yumurtasını çırpayım ondan sonra.
Köyde günümüz çok güzel geçti ama gel gelelim işte hastalık olunca böyle oldu. Orada çok soğuk aşırı derecede. Böyle ne bileyim bu sular acayip soğuk. O sarısı da almadı mı? Ne yaptı? Daha öyle duruyor. Şimdi ben aldım. Ne yaptın? Koya alıştırdım. Şuna azıcık su koy da bir kızım. Döktüm de zaten şuraya da amanın elim ayağım tutmuyor arkadaşlar böyle var ya. Benim yeter kızım. Benim gripim zaten ağır geçiyor. Aşırı derecede böyle çok kötü oldum. Abo. Hiç ayağa kalkacak halim yok. Lavaboya kalkıyorum söylemesi ayıp. Böyle şey yapıyorum. Azıcık dün iddiaya girdik eşimle Mustafa'yla beraber. Mısır canı istemiş Mustafa'nın. Mısır patlatayım dedim. Kalktım bir hevesle. Kalktım geldim mutfağa, tencereye yağ koydum. Mısırdanım patlamak bilmedi. Onu şu arkaya alayım kızım. Mısırda patlamak bilmedi. Ondan sonra ben de dedim ki ne? Aman dedim bu dedim. Şey olmadı dedim. Patlamayacak mı? Ne yapacak dedim. Tavayı görmeyene bırak. Dur şimdi ayarlayacağım onu kızım. Ondan sonra çalkala çalkala neyse karıştır karıştır şey yaptım patlattım ama siz gelin bana sorun. Elim ayağım titriyor zangır zangır. Arkadaşlar bugün böyle bir proje çizdim. Ayarladım. Dur bakayım yemeklerimiz Koya yakından gözükecek. İlk önce şöyle çorbayı gösterelim. Heh. Aslında tahta kaşıkla onu karıştırsan iyi olur. Şimdi yiyecekler ki ne? Al. Midesi boş ya eşimin. Dedim şey iyi gider dedim. Çorba iyi gider dedim. Kız bak hani ben bu yağı birleştirmedim miydi? Bu yağ ne çabuk bitmiş. Anam ne yağ dayanıyor ne tüp dayanıyor. Bizim dün tüpümüz bitti. Dımdızla ortada kaldık. Dündel ondan önceki. Hı? Dündel ondan önceki. He ondan sonra şey yaptık ne onun adı. Artık ufak tüp vardı. Bir tane her zaman yedekte bulunduruyorum ben. Ondan şey yaptık. O duruyordu. Onu artık Rümeysa Hanım üstünde yumurtayı falan pişirdi. Zaten çayımız sobanın üstünde kaynıyor. Devamlı sobamız yandığı için. 24 saat. Soba yanmasa durulur mu? Bo, anam gülüm orada Allah'ıma soba var ya. Kovanın birini çıkartıyorlar. Öbürünü koyuyorlar. Ne, ona şey dayanır. Kömür dayanır, ne odun dayanır. Kardeşim o kadar odun getirmiş, dağdan taştan toplamış çocuk getirmiş. Ama hiç şeyi yok. Şunun altına atsana kızım. Yeter sahar bu. Öksürük çok kötü arkadaşlar. Boğazım var ya gıdıklıyor gıdıklıyor. Çok kötü oluyor. Baş ağrısı, mide ağrısı. Anama kozalak şurubu aldım, götürdüm. Kozalak şurubunu anam içti. Ben biraz da ben içeyim dedim. Yarım bardak şöyle çay bardağına koydum. 2-3 yudum da içtim. O da çok acı. İçtim ama bu sefer de mideme ağrı yapıştı. Midem ağrıyor bir yandan. Ana ay böyle vallahi hiç böyle daha hayatımda ömrümde bir şey olmadıydım.
Çok kötü geçti. Maraş'ı ilk 3-4 günümüz güzel geçti. Ondan sonraki griple geçti. Ya bir de gelinimiz hamileymiş, bizim haberimiz yoktu. Gelin hamile, kalkamıyor ama ya. Otursan olmuyor, kalkıp iş yapacaksın halin yok. Ona da kıyamıyorsun hamile diye. Hava soğuk, buz gibi. Allah'ım kimseye düşürmesin arkadaşlar. Vallahi Allah doktorlara, muhtarlara da, sağlık çalışanlarına da yardım etsin. Vallahi çok zor. O pandemi şeyinde duran adamla ben kavga ede de vallahi test yaptırdı. Bundan öncekinde 2 tane test yaptırdıydım. Onda da aynısı oldu. İşte baktım eşim oruç, şimdi dedim akşam yemeği hazırlayacağım. Rümeysa dedim gel beraber gidelim kızım dedim. Ben onu fazla karıştıramam dedim. Karıştır karıştır. Karıştıramam dedim. Şimdi onu karıştırırsam olmaz, elim ayağım tutmaz. Bir yandan da köfte kızartacağım. Onun için dedim sen gel kızım onu karıştır. Ben dedim köfteyi kızartayım dedim. Bari el elden yapılır yanına da artık. Ama bunlar var zaten, başka bir şeye gerek yok. Salata aslında yapılsa, malzeme yok salata. Köyden geldik, evde hiçbir şey de yok. Babam şeylere, tavşanlara Hani marul varsa diğeri yok. karalahana da var. Domates buldum. Anam evde de hiçbir şey olmayınca olmuyor. Evde olmadığımızdan hiçbir şey de yok. Ne iyi gelir size. Tavsiye ederseniz arkadaşlar iyi sevinirim. Boğaz gıcına ne iyi gelir. Ben ne yaptıysam şey yapmadı. Doktor da hiç fıs fıs da yazmadı. Öksürük şey olmadığından dolayı. Doktora gittiğimde gıcık yoktu. Ne zaman kaynayacak bu? Bak Abdullah dedi ha bir de ben kırıntı almaya gidiyorum dedi, bir şey lazım mı dedi. Git şey yapma, git geçen ama maydanozu. Fatma da gidip gidip Yükselgil'den alıyor geliyor maydanozu. Yükselgil'in acaba maydanoz mu ekili desem, her yer kar, karın altında maydanoz nasıl olsun? Arkadaşlar telefonumu tutacağım. Şöyle. Heh, Rümeysa yoruldu. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi burada bu da kızarsın arkadaşlar. Çorbamız da orada kaynamak üzere. En sonunda şeyi atarık. Ne onun adı? Tuzunu atarık. Kesilmemesi için. Annemgil o gün tolga yaptılar ateşte. Onlar da aynı tuzunu en sona attılar kesilmemesi için. Neyse evlendiğinde kocam böyle şey istese ne yapacaksın? Yoğurtlu çorba istese ne yapacaksın? Hı? He. Ya bu karıştırmadan olur mu akıllı? Ya bak hele un koydun, yumurta koyuyorsun işte gene de şey oluyor. Tamam sen de gel, sen karıştır. Ben sana yoğurtlu çorba yaparım da. O günü gideceğimiz gün arkadaşlar eşime tava yaptım hususi, dedim ki ne?
Sen dedim bunu dedim şey yap dedim. Isıtır yersin dedim. Bir tabak sarma sardım. Ondan sonra tava yaptım. Başka ne yaptık kız? Bir şey daha vardı sanki. He. Ondan sonra tava yaptım ama şurada duruyordu. Ocağın yanında duruyordu. Soğusun da dedim dolaba koyayım dedim. Anam tuttu şeyi tencerenin kulpu iyi değilmiş. Kulpundan tutunca langırt edip de tava yere dökülmez mi? Gideceğimiz gün. Olduğu gibi tava araya gitti. 2-3 gün yerdi onu çünkü ısıtır ısıtır yerdi. O tavayı çok seviyor diye. Patlıcan tavası yap dedim ona. Hı? He, fazlaydı. Olduğu gibi döküldü. Neyse kısmetten çıkmış artık. Yapacak bir şey yok. Öksürük beni öldürüyor. Arkadaşlar oy, çorbayı yaptım. Koyulu şöyle. Göster. Çorba diyorum. Koyulu böyle oldu. Evdeki malzemelerden eşim tavşanlara marul almışmış. İçi sağlamdı. Ben de dedim bari içini aldırım Eysa. Bir tane karalahana bulduk dolapta. Bir tane domates bulduk. Onlarla da salata yaptık. İçli köftemiz kızardı. Bir tane de limon dildi. Ağacımız var zaten limon ağacı. Ay. Kızım su bardağı da getirmemişim Rümeysa. Kaynıyor mu? Mustafa. Efendim anne. Şu kaynıyor oğlum şunu demle yiyor. Şunun içine çay koy getir. Öbürüne koy hadi içine. Arkadaşlar yeni kanalıma da abone olmayı unutmayın. Oranın saatini ve abonesini doldurmaya çalışıyorum. Bu aralar hastayım fazla. Video çekemedim de köye gitmeden önce 3 tane çektirdim. Hazırdı onlar. Evde yükledim kilitli. Orada da açıyordum sadece. Şimdi videom bitti. Hazırdaki videom bitti. Şimdi evden yine çekeceğim, hazırlayacağım. Oranın abonesi 1000 abone olması lazım. 4000 dakikada olması lazım. 4000 dakikada 250 bin görüntüleme yapıyor. Aslında abonelerimi izlese çabuk dolacak da abonelerimi izlemiyor. Yani? Bundakini bunu düşer mi? Bunun içine 3 kaşık çay koy. Getir. Alüminyum şeydekinden buna koy. Götür mü? Buna çay koy getir sadece sen. Yeter Abdal'la çorba. Yeter. Arkadaşlar akşam yemeğimiz böyle. İçli köfte dolaptan çıkarttım mantarını yine. Yazdan hep hazırladıklarımız artık kışın yok yani. Kışın bazı sebzeler alınmıyor veyahut da hormon oluyor. Onun için sadece yeşillik alıyor kışın.
Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kanalımda kalın. Ne oluyor?